Arkadaşlar merhaba, Büyük Oyun'a hoş geldiniz. Crusader Kings 3 oynayacağız. Strateji Türk'ün Türkçe çevirisiyle. İlk defa Türkçe çeviriyle şey yapıyorum ama bu Strateji Türk'ün yamasına Türkçe yama ile oynuyorum. Crusader Kings 3'ü. Ama bayağı övüyorlar bunu. Ellerine sağlık çalışan herkesin. Cariyeler. şeyde. Oğuz Türkleri olacağız. Crusader Kings 3'ü ilk çıktığında bir bayağı oynamıştım. Sonrasında uzun bir süre oynayamadım. Ana menüde gördüğünüz gibi bu arada aslında bir süre oynadım ama kaydetmeyi şu an kontrol ediyorum. Tamam, kaydediyor. Kaydetmemişim. Ondan dolayı öyle bir rezillik yaşadıktan sonra şimdi yeniden yapacağım. Han Kuruş Oğuz Türklerin yönetiyor. İngilizcesinde Oğuz İl diye çevirmişler. Halbuki Oğuz İli o. Oğuzların yeri anlamında hani eski Türkçe'de. Aski değil hani, ili hala kullanıyoruz şey olarak da. Orada bir şey, tam tarihsel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Han Kuruş'u da mesela Wikipedia'dan falan biraz baktım, bayağı baktım hatta ama bulamadım. Ondan dolayı kendi hükümdarını yarat kısmını şey yapacağız. Şimdisin şurada görünüşü önce erkek yapalım öncelikle. Kimi yapacağım? Daha önceki karakterimde de onu yapmıştım aslında. Alternoğlu Altar'ın oğlu Tarkan'ı yapacağım. Yapmıştım. Ya yüz özelliklerine falan çok fazla şeyi değiştirebiliyorsunuz ama yapamadım. Şimdi Arktik değil. Asyalı dersem direkt bu tarz. Aslında deminkinin suratıydı. Biraz daha random atalım. Kartal Tibet'e andıran. Çünkü detaya giremeyeceğim maalesef. Daha fazla kişiselleştir diyorum. Ten rengimizi biraz daha açalım. Öncelikle saç tarzımızı düzeltelim ki şey olsun. Biraz daha çok durucu mu oldu? Çok oldu. Şuralarda gibi diyebiliriz. Evet. Sakalımızda. Ya sırf bıyık yok. Pala bıyık falan var. Onun yerine top sakallı. Şöyle olmasını şey yaptım. Şimdi rengimizi biraz daha koyu yapmamız lazım. Buralara doğru. Sanki evet. Oldu gibi. Boyumuzu uzatmak istiyorum. Vücut uzunluk. Evet. Yağ yok. Yağ yok. Yüzümüz zayıfla değişiyor. Tamam. Görüntü değiştirmeyi tamamla. Adımız Tarkan. Altar hanedanlarındanız. Ve çok güzel bir bayrak bulmuştum. Şimdi gene güzel bir bayrak alıyorum. Şunun farklı renklisi. Keşke bu bayrağı da özelleştirmemiz olsa. Tamam. Buydu. Biraz daha renkliydi ama. Birkaç tur daha denesem belki denk gelir. Çünkü aynı semboller etkili. Herhalde kök şeyden dolayı, bulunduğumuz coğrafyadan dolayı. Biraz daha random ediyorum. Bu kısmı keserim büyük ihtimal. Evet, ben bulana kadar bu kısmı keseceğim. Sizi bekletiyorum. Evet, sonunda bir Altar'ın oğlu Tarkan'ı yaptım. Bayrakta şunu buldum. Bayrak randomize edip duruyordum. İyi oldu. Skill'lerimiz de şu şekilde. Hani diplomasi, askeriye falan. Bu tarz verdim. Cesur ve atletik olarak özellikleri de verdim. Yani bu şekilde 399 sınırına dayandık. Başarımlar açık. Karakteri tamamla. Bir şey yok değil mi? Yok herhalde. 15 yaşındayız. Evet, Oğuz Türklerin şu an Altar'ın oğlu Altar soyundan Tarkan diyor. Bilinmiyor tabii Altar soyu. Hun Türk'ü bu filmde aslında. Ama böyle takılacağız şimdi. Iron Man açık. Aynen, başarımlar. Custom karakter yaptı diye herhalde, açık değil. İnternetim yok aslında. Ondan da olabilir. Yoksa 399'u demin de başarımlar açıklıyordu. Başlayalım, ne yapalım? Kapat diyeyim. Aç diyeyim.
Büyük ihtimal şeyden dolayı ya, o Türkçe moddan dolayı. Ama önemli değil. Iron Man'cıyız. Achievement'ta yok zaten Oğuz Türkleri ile ilgili diye biliyorum. Başlayalım. Iron Man. Oyun kurallarında varsayımlar geri dönüyor. Yapacak bir şey yok. Başlıyorum. Altarı üstüne yazdım. Demin bunu kaydettim ama kaydetmemişim aslında. Şimdi kontrol yaptım, kaydetmişim. Strateji, Türk çeviri falan filan. Teşekkürler. İyi çevirmişler ama. Şimdi öncelikle ilk işimiz bir manita bulmak. Bunu bulurken şu arama kısmından şeye bakalım. Özelliklerde ırsi, güzel ırsi özellikleri almak isteriz. 21 yaşında. Peki. Şefkatli plancı. Sizin de pullu gösterişsiz. Gülay. Sizin de. Keskin zeka. Dahi. Yani İpek'le onu karşılaştırsam şey açısından soy olma daha önceki skill'leri de daha fazla. Buryat Türk'üymüş. Yerini göstermiyor. Evet, ailemize dahilik gelmesi için. Fazla büyük yapmışım galiba Tarkan'ı ama neyse. Boy olarak. Bunu yapıyoruz. İlk şeyimiz buydu. İkincisi varis yok. O, halledeceğiz onu. Limitin üstünde. Onu da halledeceğiz. Şimdi bir konseyimize bakalım. 9. 12. 15. En iyi diplomasi. Alaaddin. Alt tabaka. Soysuz yani. Hepsi soysuz arkadaşlar. Senin yerine gelebilecek daha iyi birisi var mı bizde? Bakıyorum, yok. Çağırabileceğim bir şey var mı birisi? Karakterleri nereden bulduk genel olarak? Bayağı oldu da oynamayalım. Bahadır daha dedi. Şey Bahadır. Şövalyeleri Bahadır demişler herhalde. Bahadır. Şuradan bakalım. Düzenli asker al. Savaşı çıkıyor. Oynanlar oluşturabilir. Yani aslında çağırabilirim. Ama istediğim şu. İdare şey de yüksek olmasını istiyorum. Kortan bakayım. Nereden karakter buluyorduk ya? Nereden de o? Onu kısa bir arayacağım. Kimse sarayımıza gelmek istemedi. C ile buluyormuşuz. Şuradakinden hop. Karakter arada. Unuttum bayağı. Oradan şeyde öncelikle bizim education'ı şey yapalım. Askeriye çevirelim hemen. Çünkü Tarkan yani. Tarkan bir filozof olmaya gerek yok. Tamam. Acımasız Han Tarkan. Nişan teklifinizi kabul ediyorum. Soy olmayla nişanlanacak. Teşekkürler kardeş. Şimdi bir de şey yapalım. Durduralım. Şu yağmaya başlayalım. Şimdi yağma kısmından önce bakmak lazım. 6. Yani ne kadar para var? Boşuna saçma yerlere gitmeyin. 15 diyor. Ya yani şu kuzeyde daha küçük ülkeler olduğu için galiba kuzeyde toplayacağım. Evet. Alalım. Buraya koyup. 1600 askerimiz var. Davut kardeşimiz yönetiyor. Gidelim.
Gözü kara. Tamam, 15 altımızı aldık. Burayla daha işimiz yok. Hemen şuraya geçiyorum. Şurada biraz asker kaydettik ama. Aa, direndiler. Ve casus basışı. Herhalde savaşta öldü. Bir ölü. Evet. Tutuz. Gel. 3 altına. 14 gayet iyi. Beni de seviyor, çağırdım diye. Sıkıntıya sebep olmayacaktır. Abi bir de şey falan. Sway falan yapamıyor muyuz ya? Kendimizi sevdirme işlemleri. Saray mensubundan. Mensubum Çiçek bana 2 gün önce aşağılık bir hırsız hakkında verilen idam hükmünden bahsetti. Bu kadar küçük bir suça karşılık verilen bu kadar ağır ceza hakkında ne düşündüğümü sordu. İdam çok abartılı. Verilen ceza işlemi işlenen suça göre verilmeli. İlahi hükümdarlığın kanunu bu olmamalı. Hepimiz çoktan tiyat mı ya? Dar ya. Ha. Hepimiz çoktan gerçekleştirilmiş eylemle tadını çıkartmalıyız sadece. İdam çok adil olalım. Adil olmak tenkricilerde bir eylem. Erdem, pardon. Tarkan, Adil Tarkan. Atletik Tarkan, Cesur Tarkan. Ben buradan gittik. Yatağımda karaca derisiyle sarmalanmış bir şekilde sıcak bir uykuya dalıyorum. Önümdeki etrafa... Ha, yetişkin mi oldum? Evet, ondan dolayı. Etrafı 16 yaşı tabii o zamanlarda. Reşit. Davetkar bir yüz efendisi bana oraya doğru hareket ettiğimde siz yavaş yavaş dalmaya başlıyor. Sıcaklığını bedenime yayıldığını hissediyorum. Öpmek için uzandığımda karşımda gördüğüm güzel bir kız tabii ki. Savaş alanında eğitimi tamamladım. Her ne kadar çok şey. Aa, en kötü eğitim almış ya. Ulan Tarkan. Savaş alanında eğitimi tamamladım. Her ne kadar çok bir şey hiçbir şey başaramamışsın. Hiçbir şey başaramamışsın ya. Kurtlar büyütünce böyle oldu işte. Biz de evlendik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çocuklar cinyiz falan olur. Tarkan beklediğim gibi gitmiyor şu an. Burayı aldık değil mi? Şöyle 3 altın alalım. 3 altın, 3 altındır. Hop, gitme oraya. Bak. Ya yani 3-5 altın alacağız diye geldiğimiz hale bak. Neyse. Orduyu dağıtıyorum. Evet, kötü bir başlangıç oldu. Şunu da bizi seven adamın adı neydi? Tutus. Ben seni şey yapacağım. Şu bölgeyi verim. Tamam kız. Bölge. Hepsiyle bu sayede aram gelişsin. Zaten topraklar şu an gelişmişlik olarak baktığımızda hemen hemen hepsi aynı. Çok kötü. Öyle olduğu için aslında bir de biz tribe olduğumuzdan dolayı şu an şey oluyor. Askerlere para yerine prestij ödüyor olmamız lazım. Bilmeye çalışıyorum. Mesela orduyu şey yapsam. Bakayım burada topla desem. Ülkede asker kalmadı. 29 kişi kaldı ülkede. Başlar başlamaz da attım her şeyi. İnşallah kimse bize saldırmaz diye. Ben şu toprakları dağıtalım biraz. Burayı. Şimdi genç birine Davut'a verelim mesela. Davut buraya al. Süleyman 26.
Ne şey yapacağım? Mülk yönetimine yardım et desem şey yapıyor. Genelde. Genel yardım etsin. Şu toprakları daha da dağıtmam lazım. Davut'a vermiştim ya toprak dur. Alaaddin. Dördünüze de verdim değil mi? Davut. Süleyman. Tutsa vermiş. Ona da veririm. O zaten seviyor da. Geçiriz. Geriye kaldı. 3. Aa tutsa. Ulan. Hem orayı hem orayı mı verdi? Evet, direkt ceket atması yetti Tarkan'ın da. Timurtaş. Timurtaş'ıymış ya. Akrabalardan bir ben varım zaten. Altar olsun, bir sonraki Tarkan daha iyi olur diyerek. Böyle bir devam edin. Altar Tarkan oldu. Evet, Han Tarkan bu sadece. Sonra Tarkan Altar oldu diye devam ederiz. Yağmalanıyorum ama hiç yapacak bir şey yok. Yatağıma yatmak üzereyken yastığın üzerinde küçük bir parşömen buluyorum. Odama gizlice birisi girmiş. Tüylerim diken diken oluyor. Cesaretimi toplayıp parşömeni dikkatlice açmaya çalışıyorum. Kahraman erkeğim. Kalbimin efendisi. Duygularımı artık saklı tutamıyorum. Bugünden itibaren sana olan hislerimi ve sadakatimi kanıtlamak için her şeyi yapacağım. Yakında görüşürüz aşkım. Sonsuza kadar senin. Larkka. Derhal son verelim çünkü ayrılmak istemiyorum. Genius hanımımızdan. Aa şey, yaşam tarzı seçmeyi unuttum. Şimdi askeri olarak şey yapalım çünkü askere ihtiyacımız var. Çünkü hepsini öldürdüm. Saçma sapan şeyler yaparak. Çocuğumuza da şuraları verip rahatlıyorum. Tamam. Böyle diyor. 0 yaşındayken bu kadar toprak aldınız mı hiç hediye olur. İyi ki doğdun. Altar. Şimdi şu tarafa doğru gelişmişliğe bakalım. Kuzeye gitmenin çok anlamı yok. Neredeydi ya? Gelişmişlik. Ama şu bölgeye gidebiliriz. Savaş ilan et. Prestijim yok yani. Evet, biraz prestij kazmam lazım. Çünkü tribe'ım. Tribe olacağım. Onu nerede görüyorduk? Buradaydı. Kabile aynı. Kabile halindeyiz. Öyle olduğumuz için. Aslında yaşam tarzını şimdi seçtik tam da ama. Şan üzerinden prestij kasabiliriz aslında. O zaman bekleyelim. Beklemek için de yapacak bir şeyimiz yok. Tarkan da büyüsün. Şu çok kötü oldu ya. Kızın adı da Şirin oldu. Hazar ya. Hazar Türkleri. Yahudi Türkleri. Tarih. Evet yani yapacak. Tamam. Oğlumla dost olmaya gerek yok. Savaş açabilirim. Ya kontluk seviyesinde
Bilmiyorum ki açsam. Çok küçük ama iyi bir yer varsa. Gürgen fena değil gibi. Ama yönetecek şeyim yok. Bekleyelim. Bu da şey yapsın. Komutan etsin. Bu sayede daha fazla yetenekli askerlerimiz olur. Biz de ne zaman değiştirebiliyoruz bunu? Yaşam tarzını ne zaman değiştirebiliyoruz? Ya tezüldü. Şu an değiştiremiyoruz ama belli yani. Tamam. Geleceğin hükümdarı oğlum ve varisim Şef Altar ve onun buyurganlığı artık canıma tak etti. Benim onun ne yapması gerektiğini söylemem gerekirken tam tersi o benim ne yapmam gerektiğini söylüyor. Çocuk 3 yaşında. Emir verici özelliği kazanacak. Kazansın. Sen de yani bu kadar sinirin bozulmasın ya. Çocuğu eğit. Şirin eğit bakalım. Oğlumuza eğitemiyoruz çünkü ona toprak verdik. O artık kendi başına. Eş görev uygunluğu. Konseyülerimden bazıları koltuklarını korumak için yalnızca soylu kanlarının ya da nüfuzlarının yettiğini düşünüyor. Fakat yanılıyorlar. Göreve getirdiğim kişinin işini yapmasını beklerim. Ama çoğu zaman hayal kırıklığına uğruyorum. Uzun bir günün sonrasında soy olma ile sohbet ederken bundan şikayet edince lafımı kesti. Bunun hakkında bir şeyler yapabilirim. Belki biraz ders verip eğitebilirim. Şimdi kime eğitelim? Süleyman Neciydin sen? Vekil harç. Vekil harç ne oluyor? İdareciyim. Dans tutması. Vekil harç. Çı eğitsem fena olmaz ya. Eşin yardım geldi aynı. Şimdi yetenek seçebiliyoruz. Öncelikle korkusuz lider olmam lazım çünkü komuta etmenin riskleri azalacak. Yani orduları komuta etmenin. Ölmeyeceğiz ordu komuta ederken. İlk savaşta. Her ne kadar gözlerimi hayata yummadan evvel sayısız muharebeye girecek olsam da kütüphanem yüzlerce ömürlük muharebenin hikayesini barındırıyor. Yakın bir zamanda elime Konstantinopolis kuşatması hakkında bir kitap. O dur daha soyun neler yapacaksın? Bir kitap ve antik dilde yazılmış eski bir tomar geçti. Kim bilir ne sırlar saklıyor. Yeni bir kitap okumalıyım. Eski tomarı çevirmeye çalışmalıyım. Eğer başarırsak 100 askeri yaşam şeyi, %20'de stres kazanacağım ya da vazgeçeceğim. 20 yılına bonus kazanacağım. Ya da askeriyem artı 1 artacak. Eski tomarı çevirmeye çalışmalıyım. Kitabı çevireceğiz herhalde durum olarak. Geçmişten alınan dersler. Sahip olduğum eski bir sözlüğe rağmen tomar üzerinde başaramadı gerizekalı ya. Üzerinde yazılı olan sırları açığa çıkarmamakta direniyor. Yine de vazgeçmiyorum. Aa, neredeyse sabah olmak üzereyken Tomar'ın üzerinde muhteşem hikayeyi çözüyorum. Tomal Kızılkayalar Muharebesi isminde bir muharebeden bahsediyor. Aa şey. Red Cliff miydi? Red. Sağ, 3 Kral. Three Kingdoms'e. Savaşta ordu sağ sola. O İstanbul kuşatmasındaydık benim. Sağ sola deniz tutmasıyla baş etmek adına gemileri zincirliyor. Sağ sola deniz tutmasıyla baş etmek adına gemileri zincirliyor. Düşman San Liu güçlerini General Huang Gai altında Gai bunu fırsat bilerek sahte bir teslim mektubu gönderiyor. Ardından bir filo hazırlayıp bu gemileri çıra ve yağ dolduruyor. Mürettebatsız gemiler rüzgar tarafına sağ sola donanmasına yaklaştıktan sonra uzaktan atışı veriyor ve sayısız sağ sol askeri alevler arasında hayatını kaybediyor. Şimdi 3 aslında tam şey değil de. San Liu 2 şey aslında.
Kingdoms'un iki krallık. Biri Liu Bei, diğeri de adı neydi ya? Sun Xi'nin, Sun Quan olması lazım, aynı. Sağ sol genelde deniz de değil de karada savaştığı için deniz tutmasıyla baş etmenin yanı sıra biraz da şey gibi yapıyorlar. Romalılar Kartacılara karşı gemilere yürüyen kara gibi kullanıyorlar ya, onu biraz kullanmak için zincirliyorlar gemileri birbirlerine ki hani bordalama yapabilsinler sürekli. Ama böyle oluyor. Bu savaşı incelemeyeyim deyince askeriye öğrenim. Çeviriye odaklanmalıyım. Antik yazılar 2 öğrenim. Askeriye öğrenim. Maksimum. İyi ya, bu savaşı inceleyelim bakalım. İstanbul kuşatmasından buraya geçtik. Ben şeye bakıyordum. Prestij ne kadar artıyor, ne kadar süre sonra savaşabileceğiz. Şanlı seviyesine erişmemiz lazımmış ki bayağı sürecek bu. Şu an köklü, ünlü, şanlı. O yüzden yeniden hamile bırak kişi. O yüzden gelişmiş ve küçük bir toprak bulmamız lazım. Cent mesela. 183 askeri var. Biraz aksiyonumuz olsun. Şey şuraya getirelim. Toplanma noktasını. Ve Tarkan bir kılıç kutu şansını artık. Önce şey yapıyorduk bunda, pardon. Savaşı ilan ettikten sonra ordu basabiliyoruz oyunda. Burası. Başka toprağı yok zaten. Ama bir daha katıldı ama savaşa galiba. Müttefik varsa. Mesut Tarkan. Tekin. Demir. Ay doğdu. Ay Tekin. Ay Tekin oğlum. Evet, müttefiki. Bu arkadaşlar da dahil oldu. Olsun. Gelip mal gibi atladılar direkt. Askeri yeteneği seçelim. Şövalye verimli. Sonrasında diplomasiye geçeceğim. Hatta şimdi de geçebilirim ya. Şimdi burada daha almak istediğim ne var? Avantaj artı 5. Şövalye sayısı artı 4. Bunu istiyorum ya. Yani. Burada şövalye demişler. Ana menüde Bahadır demişler. Bir şey olmuş ama. Mareşal Şef Davut gelecek vaat eden birini tanıtıyor. Efendim, kendisi sizin kadar soylu olmayabilir ama Korkut yanında tutmak isteyeceğiniz biri. Peki Korkut bana hizmet edecek. Korkut bakalım. İyisin ya. Kale böyle serserilerin yeri değildir. Korkut gelsin. Hoş geldin kardeşim. Tam buraya aldık. Şuraya gidip sonrasında şu şekilde gidelim. Belki esirimiz var. Aa, kazandık zaten. Seni mi ele geçirdim? %100 niye bu kadar hızlı oldu? Tüm toprakları bitti diye. Dostluğun hiçbir anlamı kalmadı. Tamam. Bence. Burayı da verin abi. Yani yine şey verelim ya. Altara verelim. Hayırlı olsun. Gelişimin yağ teslim olmasına rağmen koş kaç agil koşa gel. Tüm halkına daha fazla yağ yapıyor. Bunun yerini denemedi, ben de almakta kararlıymış. Hemen kardeşim. Hemen. Toplanıyoruz. Yol üstü şurayı da
yağmalayalım. Din tarafına hiç bakmadık ya. Tengri din hop özellikleri. Aa, kültürü de hiç şey yapmadık. Şimdi Alter Hanedanlığı. Update sonrası bu ara yüzde hiçbir. Eskiden sadece orada görüyorduk. Tengri dininde cariyeler var. Hakikaten varmış lan. Cariye alalım. Genç özellik için. Belki iyi bir şey çıkar. Sonrasında ne oldu? Atalar saygıyı. Bundan da atalar öpüklükte. Yapabilir. Ezoterizm. Öğrenim eğitim odağına sahip çocuklar derslerinde başarılı olurlar. Bilgi adam özelliği kazanırlar. Aşağıdaki özellikle erdem olur. Bilgi adam mistik mucize yaratan. Çoban sınıfı geri alınabilir. Çoban sınıfı evlenmesine izin var. Tamam. Kuşatma esiri. Buna ne kadar para veriyorsunuz? Bilgi karşılığı. 25 olur. Şimdi Hazarlara gitmek istemiyor. Aslında 2000 asker var. Bir bakalım. 15. Yok ya. Şey yapabilirim belki. Şunları yağmalayabilirim. Ha, şunları gidelim önce. Daha demin savaştaydık. 15. Bir de oradan birini alırsak. Hazarya'ya falan çıkartmak istedim. 25 fidye. Onlar. Ve başkente bir şey yapalım. Ne yapalım? Prestij veren bir şey. Melisler. Çünkü askeriye vesaire kabile şeklinde olduğumuz için her şey prestij. Paradan önemli prestij. Getirin ganimetlere. Çünkü prestij. Keşke okusaydım yazı. O şeyden alışkanlık. Europa Universalist'ten. Atlıyorum direkt. Ha bu işte aynı şeyler falan. Ooo ikizlerim oldu. Tamam. Sen de gece oldu o zaman. Yeni komutan Merşel Şef Davut gene birini çağırmış. Afsin. Çağır kardeş. Gelin. Ulan geri dönelim artık. Burada başka bir şey yok. Askeri yeteneği seçelim. 41 adam öldürüyoruz. Ne oluyor lan? Oğlum daha yeni. Hemen bir ekip çağır. Bak ben. Ya da Tradin. Albino. Ayyaş. Tabii ki Sökmen.
Gerekenden fazlasını yapmaya daha gencim. Sökmen hastalığımı kötü beslenmeye bağladı. Birazdan yemek sepetinden yemek söyleyeceğim. Bedenimi güçlendirmek için bir hafta boyunca sadece çiğ sebze yiyip çaylar içmemi istedi. Kenara köşeye sakladığım yiyeceklere de el koydu. Ulan. Geri vermeyeceğini söyledi. Neler yediğimi değiştirmek tam da ihtiyacım olan şeymiş. En kötü şikayetlerim şimdilik hafifledi gibi. Dünya artık biraz daha aydınlık görünüyor. Aa, ünlü hekim olmuşsun. Sen bizim saraydasın artık. Bu saraya kimsin? Evet. Sökmen kardeş, sağ olasın. Şimdi orduyu dağıtıyorum. Dönün arkadaşlar, evlerinize. Bir süre sonra şuraya gideriz. Şey, ordu şeyini kısa yolu yok muydu ya? İyileştim çünkü. Şanlı'ya ulaşacağız. Sonrasında full prestij basarız zaten. Son ikisine çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yürekli olunca ne oluyor? Yani tabii iyi de aylık prestij %20. Bunun için şuraları beklemek de var. Onun yerine kral muhafızlarını yapıp direkt şanlı kısmına geçmek. Satabileceğimiz. Sen kimsin? Acımasızsan, Şansölye Şefalettin bir süredir konuşuyorum ve sizin hakkınızı daha iyi düşünmeye başladım sonra belki gelecekte arkadaş bile olabilir. Aslında şu şeyleri ayarlayalım. Konsey. Ha, dış ilişkileri iyi. Sen daha fazla bu para toplamaya çalışıyorsun. Zaten yani din olarak aslında topraklarımızı sarayımızı düzenleyeceğim ziyarete davet ediyorum. Gidelim. Tüm konuklar büyük salonda toplandı ve kibar sahibi Şef Süleyman hepimizi ziyaret etti. Kabul etti. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ziyafet gitgide küçülüyor ve kendimi onurlu vasalım Şef Süleyman ile koyu bir sohbetin içinde buluyorum. Askeri stratejiler hakkında ne düşündüğümü soruyor. Kendisinin fazlasıyla ilgili olduğu bir konu soruyor. Halbuki kendisi parayla uğraşıyor. Bu konu benim de ilgimi çekiyor. Daha az umursayamazdım. Ben daha çok seninle ilgileniyorum. Valla konumu ilgimi çekiyor. Şef Süleyman savaş hakkında fikirlerimin yanlış olduğunu nasıl düşünebilir? Fikirlerimin muharebe sırasında işe yaramayacağını iddia ediyor. Gerçekte pek bir şey bildiğine inanmıyorum. Bence de para adamı. Tamam. Askeri artı 2 olacak. Görüşü eksi 20 olabilir. Zaten en çok. Sen ne oldun? Hasta. Hasta adamın yanına. Ha, bu tutul. Pardon. Diğer konuklar gürültülü salonda gülüyor ve çene çalıyor. Önümdeki un çorbasına odaklanmamı zorlaştırıyorlar. Çorbanın üstüne savaş hatlarını ve çarşaflarını çizerken çeşitli durumlarda yapabileceğimi düşünüyorum. Yani tartışmanın gazından oraya gidiyor. Merkezin üstünde otlar yakın gerçekten işe yarayabilir. Çok canlı işi. Ne ziyafetli ama Şef Süleyman en sahipliğinde geçen zamanımı uzun süre yetineceğim. Artık neşenin ve şarabın izlerini silip bir lord olarak ülkedeki görevlerimi geri dönmemin zamanı geldi. Elveda arkadaşım dedik. Süleyman'a. Ve döndük. Şimdi savaş taktiklerinin işe yarayamayışını görelim. Şuraya bir uğrayalım. Beni her kitap okurken bulduğunda fark edilir bir şekilde heyecanlanıyor. Çalışmalarında yardıma ihtiyacın var mı? Fikir alışverişi yapabileceğin veya kitaplar hakkında konuşacağın biri. Yeni stratejiler hakkında oldukça ilginç analizler içeren bir kitap elime geçti. Valla soy olma bayağı iyi bir eşi. Şu an bize her türlü yardımda bulunuyor ülkeyi yönetmeli. Biz de gidip kötü yemekler yiyip ülkeyi yağmalıyoruz sadece. Kuvvetli asker özelliği kazanacağız. Biz rehbersiz savaşçıyız şu an.
Dahi filozof özelliğini kazanacak. Dahi çünkü. Yaşı 42 değil. Yani, olarak da. Yardım etse iyi olur ya. Şu %26'yı tutturursak. Tutturduk be. Kızım Şirin ile basit bir suçlunun idam edilişini izliyoruz. Kendisine ne düşündüğünü soruyor. Şirin verilen cezanın böylesine basit bir suç için fazla olduğunu söylüyor. Kuşkucu olacak ya da ihtiyatlı. Evet. Adil olsun şey. Geldiler. Savaşıyoruz. Esir mesir aldık mı? Almadık. Belki buradan birileri çıkar derken. Rıdvan gel. Davut iyi adamlar buldu. Evet. Buna para veriyor musunuz? Yok, kimse para vermiyor. İdam bizde ne? Hmm, adil. Gelir misin saraya? Olur. Asami. Gel bakalım. Ne yapalım? Buna daha fazla para verebilirsin. Biraz zindanda büyüsün o zaman. Ben şey yapabiliyor muyum? Kalsın biraz. Geçmeye de değmez. Oraya geçmeye değmez. Geri dönelim. Seni şey yapabiliyoruz değil mi? Neydi? Asamettin. Zorla şövalye olacaksın. Ölürsen öl. Kabul etmeyen o fiyat. Belki yaşı büyünce artar. Hani 4 yıl sonra diye tutuyorum aslında biraz. Daha tamam. Bir şurada şey yapalım ya. Orada toplayıp. Komutan korkut. Neden? Bilesin. Askeri yeteneği kazandım. Tamam. Şimdi prestij tarafına geçelim. Prestij şerifi dediğim o ortadaki ağaç aslında. Yetersiz bahadır. Kırk altı. Otuz sekiz. Elli altı. Genç olsalar alırım da. Alacağım adamı alacağım. Ne kadar istiyor? Yirmi. Yani olabilir ama emin değilim ya. Bu arada binamız yapıldı mı? Yaptı yani. Şimdi burası yok tamam. Buranın imparatorluğu dışında büyüklük olarak bu bölge şuradan oluşuyor. Pazar ötesi. Tamam, biz burayı geliştireceğiz. Şuraya da aynısından yapıyorum. Bizim ana yerimiz şu üçlü. Prestij ve kızıl diye. Tamam.
Bu parasını da bu arkadaşlara ödeteceğiz. Yine aynı event. Cilali Toprak'ın önemli yerleşim olan Cilali. Ülkeyle şeyin adaylı olmuş. Yağmacılarım tarafından işgal edildi. Yüce Şef Tugor yönetimindeki topraklardan beraberimizde ya da ya çeşitli değerli eşyalar ya da insanlar getiremez. Askerler hazır onlara vereceğim emri bekliyor. Ben de gitti. Bir süre böyle devam edecek şu olarak. Sağ olsun bunu yağmalayıp duracağız yani. Ben de. İyi oldu iki kez arda arda olması yani işte. Aa. Krallık oldu bir an. Niye? Komşu ülkelerden savaş kazandı. Kan bağımız olmasına rağmen bir ittifakın ikimiz için de yararlı olacağını düşünüyorum. Güçlerimiz bile düşmanlarımıza karşı karşıya. Yani şimdi şeye katılmazsam büyük sıkıntı oluyor bu. Adamı çağırdığı savaşa katılmazsam. 506 askeri var ya. Sakin. Cesur. Cesur özelliği kazansın. Savaş yok. Gerçi Tankred'in de olabilir mi? Kadınlar savaşçı biliyorum ama. Biz de geri döner. Biz kaldı. Annesini alsın. Değil mi dost? Teklifi. Ha. Hemen geri dönelim şuradan. Şuraya. Başkent değişti. Efendim bu adam kale kapısının önünde bir haftadır bekliyor diye söze girdi muhabbetler. Yorgunluğu her halini anlaşılan adam kafasını öne eğerek konuşmaya başladı. Benim adım Parsa, ekselansları. Çok uzaklardan geliyorum. Hayatta çok fazla şey gördüm. Fakat ben bu yolda çok yorulurdum. Eğer karmam izin verirseniz dünya hakkında bilgilerimi paylaşmaya ve saat bir hizmetkarınız olmayı çok isterim. Tacik. Yani çok yeteneğim de yok. Tenkli kelamı kabul et. Burası senin yuvan olsun. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Gel ya. Ama tenkli ol. Senin adın neydi? Parsa. Sen niye göremiyorsun seni? 11. Zorluyorum seni de. Savaşacaksın kardeş. Şef Davut yine konsey toplantısına geç kaldı. Bu sefer bunu göz ardı etmeyeceğim. Davut ile konuşmak için odasına girerken kapı çalmadan direkt girdim. Şef Davut masasına oturmuş hararetli yazı yazıyordu. Boğazımı... Sen beni seviyor musun? Seviyorum ben. Boğazımı temizlediğini aniden yerine sıçradı. Hızlıca parşömeni katlayıp cebine koydu ve gergin bakışla bana doğru döndü. Ne saklıyorsun hemen göster. Daha sonra odasına girip ne sakladığını öğrendim. Onun özeline saygı gösterdim. Yani fena değilmişiz entrikamız. Daha sonra girip öğrendim. Onun işaret arkadaşına gelince adeta bir bebek gibi uyuyor. İçkisini attığım uyku ilacı kusursuz çalıştı. Dakikalar içinde benden sakladığı parşömeni bulan. Bu mektup parasal bir işlemle ilgili. Özel yapım bir ulu efsaneleri siparişi. Altar arması ile. Görünüşe göre Doğuk bana bir hediye ile bize yapmak istiyor. Oo. Hakikaten gelecek mi diye onu bekliyorum mesela şu an. Bir kılıç mılıçı gelirse çok. Şeftahı yüzünde yaramaz bir gülümsemeyle şunları söyledi. Son zamanlarda tuhaf davranabiliyorum.
ve bunun için özür dilerim. Ama oldukça iyi bir sebebim vardı. Davut bana rengarenk kurdelelerle süslenmiş ve özenle hazırlanmış bir paket verdi. Uzun zamandır bir sürpriz planlıyordum. Bu sürprizi planlıyordum. İşte bak, toprak verdim. Altta bakalardı. Para kazanıyorlar. Ne kadar mutlu oldum. Size özel yaptırdım. Eşi benzeri yoktur. Hadi açın. Teşekkürler Davut. 50 altın kazandım. Crusader Kings 2'de kılıç vesaire itemler vardı burada. Yok. Ek pakette vesaire gelmesini bekliyorum. Uzun evler. İnşaat. Long houses derler ya. Falan. Şimdi ikinci olarak ne inşa edeceğiz? Paraya ihtiyacım var mı? Yok, sağ solda alıyorum zaten. Askere ihtiyacım var. Nisan karısı olmayacak da. Mutlu da. Çoval sayısı artı bir. Tabii ki evet. Şanlıya da yaklaşmak üzereyiz. Ben de savaşmıyor muyum yine? Geldim. Görüşürüz. O zaman şuraya gidelim. Ganimetleri getirin. Biraz daha prestij. Şu an sıkıntımız prestij. Şan seviyesine gelene kadar. Ya büyük bir savaş yapıp azıcık toprak almaktansa bu şekilde biraz bekletiyorum. Daha mantıklı geliyor bana. Hazarlar da şunları almış. Gidelim. Kuşkucu, adil, ihtiyatlı. Şirin için strese girmeyeceğim. Kuşkucu olsun. Ne olmak istiyorsun olsun. Karışmıyoruz. Hayır. Yüze satabilir. Bekleyeceğim o yüzden. Devam edelim. Bu arada şu kız büyüdü mü ya? Yok, 15 bin senesi kaldı. Bakalım büyüyünce para şeyi artacak. Ben 100 asker gittim, tamam. Derya hızlı artıyor zaten. Daha da kuzeylere falan gitmeye gerek yok. Ha, ona bakmadım hiç. Oğuz kültürünü kim yönetiyor? Benmişim lan kültür lideri. Ülkede Oğuz. Şimdi Oğuz kültürü dedi şuradaki tüm devletler olduğu için. Para bilimi gibi. Bize prestij veren gene bir şey lazım. Gelişmişlik, gelişmişlik. Hatta okçu yapabiliyoruz. Mülk limiti artı bir. Yani fena olmayabilir. Mukabele dönemi. Aslında bayağı teknolojik olarak iyiyiz ya. Kışlalar. İstanbul. Şu anki ne? Kuşatma. Yani çok kale de görmedik aslında. Göreceğiz de hazır. Başlamışken onu da bitirebiliriz. Çünkü şu an en düzenli asker yapsam kuşatma için hiçbir şeyimiz yok. Her kral da Tarkan gibi olacak diye bir şey yok.
Yani şimdilik bu kadar ya. Bunu düşüneceğim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.